Oynadığımız her oyunun belli başlı türleri vardır. Shooter, hack and slash, souls-like, 2D aksiyon, 3D platform, roguelike, RPG veya çok daha farklı türler. Hatta bazen bu oyunlar tür seçeneğini o kadar çok çeşitlendirirler ki birbirine zıt olan hack and slash ve souls temasını dahi aynı oyunda görme şansımız var günümüzde. Örneğin Jedi Fallen Order bu oyunlardan biri ya da ne bileyim roguelike türü genelde 2D aksiyon oyunlarının barındırdığı bir türken Deathloop'la birlikte first person shooter bir roguelike deneyimi yaşayabilmiştik. Yani abi sözün özü farklı oyun türleri tek bir oyunda buluşabiliyorlar günümüzde. Bugün ele alacağımız oyunsa Remedy tarafından bizlere sunulan Remedy'nin klasikleşmiş saf shooter temasından bir hayli uzaklaşıp içerisinde çok farklı oyun türlerinin özelliklerine yer veren Control isimli oyun olacak abi. Peki kontrollü saf shooterlardan ayıran olaylar neler? Hadi şu oyunu bir inceleyelim. Hacı ben büyük bir Max Payne serisi hayranıyım, tamam mı? Her ne kadar 3. oyunun geliştirme sürecinde Remedy yer almasa da ilk 2 oyunun yeri bende ayrı ve ilk 2 oyunu Remedy geliştirdi. Max Payne'i, Alan Wake'i çok sevdim. Quantum Break'i geliştiren oyun firması Remedy kontrolünün de geliştiricisi olunca ben bu oyuna büyük bir beklentiyle giriştim. Çünkü kontrole kadar Remedy tarafından geliştirilen tüm oyunları oynadım ve hepsinin ortak noktası çok sevdiğim shooter türünün en tatmin edici oyunlarının Remedy'den çıkan bu oyunlar olmasıydı. Tamam, Alan Wake ve Quantum Break'te daha farklı şeyler denemişti Remedy. Alan Wake daha çok Silent Hill ve Resident Evil gibi loot bulmakta zorlandığımız, onlar kadar olmasa da korku ve gerilim objeleri barındıran bir oyundu. Aksiyondan ziyade kaçamağın ön planda olduğu bir shooter'dı. Quantum Break'te ise işin içine özel geliştirebilir yetenekler ve seçim unsurları eklenmişti. Çok fazla shooter deneyim etmiş biri olarak açık dünya barındırmayıp sadece düz bir çizelgede her bölüm sonu iki farklı seçimden geçerek oyundaki karakterlerin kaderini, kendi akıbetimizi ve oyunun hikaye akışını değiştirebildiğimiz tek shooter deneyimim buydu. Bundan önce shooter kavramı barındıran ve seçmeli unsurların yer aldığı oyunlar Fallout veya Days Gone gibi açık dünya RPG veya açık dünya mini RPG oyunları oynamıştım. Ama konu saf shooter olduğunda işin içine çizgisel ilerle, hikayeyi takip et ve önüne geleni indir mantığı dışında pek bir şey ekleyemiyorsun ki. Bu sonuçta Max Payne, Siphon Filter ya da Freedom Fighters gibi shooterlarla saf third person shooter kavramının amacını, içeriğini ve sonucunu tatmış, bu türün mantığını anlamıştık. Konu kontrol olduğunda ise işler o kadar farklı bir yöne ilerliyor ki oyun saf shooter veya ekipman ya da yetenek geliştirme gibi mini RPG unsurlarının çok çok ötesinde farklı şeyler deneyerek türün en farklı oyunlarından birini denememi sağladı. Peki bu farklılıklar neydi? Kontrolde dikkatimi çeken ilk şey görev takip bölümüydü. Görevi takip et, takip bırak gibi seçenekler oyunda aynı anda seçilebilir. Ana görevler ya da yan görevler arasında çizgiden koparak kendi seçimimiz doğrultusunda fazlaca yan görev ve seçmeli görevler yapacağımız anlamına geliyordu. Kendi hemcinsleri gibi sadece çizgisel ilerleyecek bir oyunda bulamazsın ha böyle görevi takip et ya da görevi takip etmeyi bırak gibi seçenekler. Yani bunun anlamı bu oyunda ekstra görevler olacak ve senin seçimin doğrultusunda istediğini takip edeceksin anlamına geliyor bu. Oyunda ilerlediğim süreçte tam da tahmin ettiğim gibi heyet görevleri adı verilen seçilebilir ekstra görevler ya da ana hikayede ilerlerken bir anda putlayan kabul edilebilir yan görevler çıkınca karşıma işlerin çok farklı ilerlediğini fark ettim. Peki kontrolde yan görevler oyuncuya ne katıyor? Yan görev kaliteli mi ya da sonucunda ne kazanıyorsun? Mesela burada panoda bir yan görev asılıydı. Bu ne dağınıklık adında bir yan görevdi. Görevin benden istediği şey ise fırın odasına gidip orada bulunan çöpleri yakmamdı. Neyse abi gittim fırın odasına, kimyasal çöpleri tek tek yaktım ve bu yan görevi tamamladım. Ödül olarak da 2 yetenek puanı, malzeme ve silah modu aldım. Şimdi işin içine malzemeler, silah modları ve yetenekler girdi. Bu noktada kontrolün içeriğinin detayına inmemiz gerekiyor. Abi kontrol katlardan oluşan ve her bir katı ayrı bir map barındıran kocaman bir ofisin içinde sınırlardan uzak bir açık dünyaya sahip. Parazitlerden kurtularak base'leri ele geçirdiğimiz, oyunun bomboş hissettirse de barındırdığı hikayesi doğrultusunda oyunun lore'una dair bilgiler topladığımız, aksiyona girdiğimiz, uçtuğumuz, kaçtığımız, oyunun haritasında dolaşırken malzemeler topladığımız, bazı noktaları keşfettiğimiz ilginç bir third person shooter deneyimi kontrol. Açıkçası 25 saatlik deneyimin boyunca hikaye bana o kadar boş, o kadar verimsiz hissettirdi ki. Benim gibi oyunu oyun yapan kavramları kendinizce sıraya soktuğunuzda hikaye unsuru birinci sırada yer alıyorsa kontrol bu noktada dünyanın en çekilmez oyunlarından biri olarak gelebilir size. Şahsen hikaye anlamında bir nebze bile merak, etkileyicilik, çekicilik, sürükleyicilik veya bu gibi beni oyuna bağlayacak hiçbir kavram oyun boyunca yanımdan bile geçemedi lan. Hele şu ara sahnelerde NPC'lerin yüz mimikleri yok mu abi? Ulan o kadar işsiz, o kadar boşlar ki. Abi sen eski bir oyun değilsin, 2019'da çıktın sen ya. Öyle ufak bütçelerle yapılmış bir indie de değilsin ha.
hani yeni oyunlar kaliteli olmak zorunda demiyorum bu açıdan ama yani sen indie de değilsin, koskoca Remedy'nin yaptığı bir oyunsun. Büyük bir Remedy klasiği olma adayısın lan sen. Her Remedy oyununda olduğu gibi gerçek yüzleri kullanarak oyunlarından sinematik hissiyatı eksik etmeyen, gerçekçiliği oyun kavramıyla birleştiren bir Remedy oyunusun. 2003'te çıkan Max Payne'in ara sahnesi yemin ediyorum daha gerçekçi hissettiriyor lan. Ablacım biraz çaba göster, gözünü seveyim, bir kaşını gözünü bir tarafına oynat, bu ne ya? Neyse, hal böyle olunca türe göre değişkenlik gösteren sıralamanın ikinci maddesine, oynanış ve mekanik tarafına yoğunlaşmak istedim. Çünkü gerçekten hikaye kavramı bomboştu. Hacı Kontrol kocaman bir Metroidvania. Metroidvania dediğim olaysa oyun boyunca oyunun sürekli büyüyen haritasında başlangıçta sürekli dön dolaş yaptığımız, o haritayı sayısız kez tavaf ettiğimiz oyunlardır Metroidvania oyunlar. Oyun oynadıkça harita büyür. Harita büyüdükçe oyunun başlangıç tarafında erişemediğimiz, giremediğimiz, ilerleyemediğimiz bölgeleri nasıl açacağımızı öğrenir. Geri döner, orayı açar, oradan bir şeyler alır. Oyunun haritasından bir diğer ucuna gider, oradan bir şey alır, orta bölüme gelir. Oradan yeni bir kapı açar, başa döner, oradan farklı bir yere gider dururuz ve o haritayı sürekli tavaf ederiz. Yani döner dururuz orada. Yani abi oyunun sürekli büyüyen haritasını onlarca kez, defalarca kez böyle dön dolaş yapıyoruz. Hani tavaf ediyoruz. Umarım anlatabilmişimdir. Kontrol de tam olarak bunu yaptırıyor bize. Az önce de dediğim gibi katlarda oluşan ve farklılık gösteren bu açık lobilerde bölgeleri temizliyor, base'leri ele geçiriyor ve ele geçirdiğimiz base'ler arası fast travel yapabiliyoruz. Oyun bu süre zarfında sürekli olarak daha önce ayak bastığımız noktalara geri dönmemizi istiyor. Yani Max Payne, Alan Wake, Quantum Break, Freedom Fighter, Siphon Fighters, Uncharted, Last of Us ya da bu gibi shooter'larda olduğu gibi klasik shooter temasından öylesine uzaklaşıyor ki Control. Metroidvania temelini ele alarak her seferinde bir önceki katlara zorunlu olarak dönüyor. Orada daha önce erişemediğimiz noktalara erişmemizi istiyor. Orada topladığımız parçalar sayesinde oyunun daha üst katlarına çıkmamıza olanak veriyor. Bu süreçte oyunun haritasını onlarca kez dolaşıyoruz yani. İşin benim için tuhaf hissettiren tarafıysa şu, ben her ne kadar third person shooter aşığı bir oyuncu olsam da bir o kadar Metroidvania uzağı bir oyuncu. Metroidvania'lara karşı soğuğum, sevemiyorum. Konusu açıldıkça söylerim. Konu Metroidvania olduğunda benim için zirvede bir oyun var elbet ki, bu da Ori and the Will of the Wisps. Zamanında Castlevania oyunlarında oynamış, oynanış anlamında tatmin olmuştum ama Ori hem sanat hem animasyon hem oynanış hem level design hem platform unsurları hem ışıklandırma hem de çok daha fazlasıyla Metroidvania türüne uzak olduğumu tamamen unutturmuştu bana. Ama oyun bittiğinde türün daha farklı oyunlarında denemiş türü neden benimseyemediğimi tekrar anlamıştım. Cevap gayet açıktı. 2D aksiyon ya da third person shooter olduğunda konu, ben çizgisel ilerlemeyi seviyorum abi. Aynı yeri 50 kere dönüp dolaşmak bana göre değil, sıkılıyorum. Ha, benim önüme bir açık dünya oyunu getirir koyarsan işler değişir. Ne bileyim, Days Gone olur, Red Dead Redemption olur, Horizon olur, Witcher 3 olur. O zaman çizgisel bir mantık aramaz. Oyunun bana sunduğu tüm çeşitliliği, ekstra içerikleri ve bu gibi unsurları tüketmeye çalışırım. Çünkü adı üstünde açık dünya aksiyon oyunları bu oyunlar. Amacı o zaten, açık dünyayı keşfetmemiz. Bu tarz oyunlarda binek bulur binersin, yeni silahlar keşfedersin, yakın ve uzak dövüşü geliştirirsin, ekipmanlarını geliştirirsin, o dünyayı dönüp dolaşırsın, keşfedersin, açığa çıkarırsın her şeyi. Yani bu oyunların doğası budur. Ve kontrolde bu da var lan. Evet, oyunun Metroidvania yapısı beni her ne kadar baysa da gözümü oynanışa çevirdiğimde birkaç noktada tatmin olabildim olmasın ama burada da çok eksik var lan. Tamam, vuruş hissiyatı okey, yetenekleri işin içine dahil ettiğimizde çeşitlilik falan okey de ulan yıl olmuş 2022. Bu oyun da 2019'da çıktı ha, öyle eski bir oyun da değil yani. Abi siper, yani cover mekaniği olmayan shooter mı kaldı, gözünü seveyim ya. Oyunun aksiyondaki en büyük eksiği buydu. Ama bu da oyunun gerektirdiği bir şey olsa gerek ki oyun rakiplerimizi siper alarak değil, karakterimizin yeteneklerini ya da oyunun enerji tüketmeyen dash yeteneğini kullanarak doçlamamızı, rakiplerimizden bu şekilde sıyrılmamızı istiyor. Hatta yükleme kanlarında bile bununla ilgili yazıları sık sık gözümüze sokuyor oyun. Mantık bu abi. Tüm rakip saldırılardan koşarak, atılarak ya da duvarların arkasına cover almadan manuel bir şekilde saklanarak sıyrılacaksın. E ama günümüzde bu çok saçma. Tamam deşi ne olsun, ne bileyim uçma, kaçma, koşma, bunlar yine olsun ki neredeyse her third person ya da first person shooter oyununda olan şeyler bunlar ama bunu oyunun ana dodge mekaniği yapman, ne bileyim ya, günümüzde cidden eksik hissettiriyor. Bak mesela Max Payne 2'de siper mekaniği yok diye kimse neden arayamaz ya da sorgulayamaz. 2000'li yıllarda çıkan shooterlarda çok çok nadir görürdük cover ya da siper mekaniğini. Ama 2010'lu yıllardan beri neredeyse her shooter'ın vazgeçilmez unsuru lan bu. Ya bu konuya günümüz oyunlarında ben takılıyorum ya. Günümüz shooter'larında cover mekaniği yoksa oyun benim için çok eksik bir oyundur. Çıplak bir oyundur. E demem o ki, bayağı çıplak hissettirdi oyunun aksiyon tarafındaki cover eksikliği bana. Bu olay her ne kadar eksik hissettirse de yine de aksiyon tarafının tatmin ettiği birçok nokta var. Bu tarz bir oyunun en önemli unsurlarına olan vuruş hissiyatı kavramı gayet başarılıydı kontrolde. Rakiplerin ateş ettiğimiz her uzun farklı bir vuruş hissiyatı verirken işin detaylarına inmemize kapıyı açan geliştirme seçenekleri, yetenekler, modlar ve bu gibi kavramlar oyunun aksiyon tarafının tek taraflı bir
reaksiyondan oldukça uzaklaşan, strateji kurmamız gereken siperin de eksikliğiyle yetenekleri bolca devreye sokarken farklı silah türlerine de değişmeli olarak yer verdirten bir aksiyon şemasına dönüşmesini sağlıyor. Abi kontrolde ilerledikçe yeni yeteneklerle tanışıyoruz. Bu yeteneklerden ilki de objeleri kontrol etme. Zaten bu yetenek oyuna adını veren yetenek olmakla birlikte oyunun kült yeteneği. Kontrolde silah cephanesi arama gibi bir derdimiz yok. Kendini şarj edebilen ve tükendiğinde birkaç saniye içinde tekrar dolan bir cephaneye sahipken aynı şekilde kullandıkça tükenen ve belli bir süre sonra kendini hızlı yenileyen bir enerji sistemi var. Silahlı aksiyon cephaneyi kullanırken aksiyona dahil ettiğimiz yetenekler de enerjiyi kullanıyor. Örneğin silahın cephanesini tüketip bekleme süresine soktuğumuzda bu sefer enerjiyi tüketen yeteneklerle rakiplerimize objeler fırlatıp silahın kendini yenilemesini beklerken elimiz boş kalmıyoruz. Ve bu olay gerçekten oyunun aksiyon tarafını fazlasıyla hızlandırıyor. Onun dışında uçma mekaniği de oldukça iyiydi. Hem mobiliteyi hem de kaçınma yeteneğimizi arttırırken düşmanlarımıza daha çabuk erişebiliyoruz uçarak. Ya da bazı bölgelere erişimimiz gerçekten çok daha kolay oluyor. Yani böyle katlara çıkmak zorunda kalmıyoruz. Haritayı araştırıp nereden nereye çıkacağımızı bulmak zorunda kalmıyoruz. Uçarak direkt erişebiliyoruz o noktaya. İşin sonucunda objeleri kontrol etme, uçma ve bir nevi sınırsız cephane gibi unsurlar tür için oldukça yenilikçi denemeler ve bu konuda Remedy denediği şeyi gerçekten başarabilmiş. Beni en çok etkileyen şey ise bu silah modlarıydı. Oyunda öldürdüğümüz düşmanların, bossların ya da modların içlerinden veya haritayı dolaşırken keşfedilebilir bölgelerden malzemeler elde edebiliyoruz. Bu malzemeler de tıpkı klasik RPG oyunlarında olduğu gibi sökülüp kaynak maddesine dönüştürülebiliyor ya da elde tutularak yeni silah modları üretmekte kullanılabiliyorlar. Üretilebilir her silah farklı bir amaca hizmet ederken aynı şekilde her biri o kadar farklı bir kullanım ve vuruş hissiyatı veriyor ki işin strateji kurma mantığı burada devreye giriyor işte. Üretilen silah modlarını yerleştirdiğimiz yuvaya göre iki farklı tür arasında geçiş yaparak kullanabiliyoruz. Bu modlar sayesinde klasik tekli tabancanın yanı sıra pompalı tüfek hissiyatı veren bir silah, taramalı tüfek hissiyatı veren bir silah ya da zırt delen ve şarjlı atış kullanan bir silah modu gibi farklı türden silahlar yaratabiliyoruz. Strateji kurma olayı ise şu. Abi oyunda bazı rakip türleri kalkanlı ya da zırhlı olabiliyorlar. Normal atışları kullanıp onların kalkanlarını kırmak çok zorken objeleri onlara fırlatıp kalkanlarını hiçe sayabiliyoruz çoğunun ama kalkanını yenileyen düşman tiplerine bu fayda etmiyor. İşte tam bu noktada Pierce adı verilen zırt delici silah devreye giriyor mesela. Hızlı ilerlerken basit mobları tekli tabancayla indirip kalkanlı düşmanlara obje fırlatıp zırh yenileyen bir düşmanı gördüğümüzde ya da zırh ve heal yenileyen bir boss gördüğümüzde onun zırhıyla uğraşmak yerine direkt olarak PLC ile gerçek hasar vurabiliyor, işleri kendimiz için çok daha kolay bir hale getirebiliyoruz. Örneğin Salvador boss fight'ında PLC'si kullanmak yerine daha farklı silahlar ya da obje kontrolüyle belki bir 10-15 kere oynamaya çalışmışımdır buraya ama yok abi nafile ölüp ölüp durdum. En son dedim ki lan şu PLC'yi bir deneyeyim artık. Belki öyle bir şeyler yaparım ya, ilk defa deneyecektim bu arada burada. İlk denememde anasını avradını pırtlattım yemin ediyorum Salvador denen şerefsine. Abi zırhını içe sayarak vuruyor. Gerçek hasar vuruyor silah. Bu fight sonrası oyunda aksiyon benim için o kadar çeşitlendi ki mesela böyle kendini yenilemeyen bir kalkan gördüğümde alıp obje fırlatıp onu tekledim. Basit mobları hemen tekliyle öldürdüm. Zırhını yenileyen birini hemen şarjlı atakla vurdum. Yani oyunun silah çeşitliliği gerçekten farkını ve kullanım hissiyatını o kadar güzel hissettiriyor ki strateji kuruyorsun. Bunu öldüreyim, şurada saklayayım, şöyle şarjlayayım falan. Ve böylece kontrol çok daha kolay, çok daha eğlenceli bir oyuna dönüştü. Oyunun başarısız olduğu yerlerden biri de kesinlikle yetenek geliştirme bölümüydü abi. Çeşitlilik o kadar az ki burada. Mesela 3-4 tane yetenek başlığı var, tamam mı? Ne bileyim işte uçma, kaçma, enerji bedeli azaltma vesaire. Ve oyun sadece bunların seviyesini yükselterek yetenek geliştirmeni sağlıyor. Yani Witcher'da veya herhangi bir RPG ya da açık dünya shooter'da olduğu gibi sana şunun seviyesini arttırırsan şöyle bir ekstra kazanacaksın demiyor oyun. %10 daha az enerji harca, %20 daha az enerji harca vesaire gibi gelişiyor yetenekler. Ve bu ne abi, bu çok yani vasat. Ve ben burada oyunla bayağı bir ters düştüm. Ulan hikayen zaten bok gibi. Cover veya siper mantığı olmayan bir aksiyona sahipsin. Oyunu güzel yapan tek şey vuruş hissiyatın ve yetenek kullanımın. Ebe gerizekalılar, bari şu yetenek geliştirme tarafını çeşitlendirin ki oyuncu sürekli aynı şeyi yaptığını hissetmesin lan. Ne bileyim, uçarken rakibi havaya kaldırıp parçalarını ayırma yeteneği ekle. Obje yerine rakibi kontrol edip başka bir rakibin üstüne fırlatma yeteneği ekle. Ya bir şey ekle yani, aynı şeyin enerji bedelini düşürünce ne oluyor lan? Tamam bu olsun okey de bir noktadan sonra 3-5 farklı bir şey ver abi bana. Ha bak, bir şey daha vardı beni bu oyunda delirten, onlarla bahsedeceğim. Abi gerçekten en sevdiğim oyun firmalarından birisiniz. En sevdiğim oyun türlerinin oyunlarını yapıyorsunuz. Okey saygım sonsuz ama sizin yapacağınız harita tasarımını öyle bir sokayım ki ben. Oğlum haritaya göre burada yol var. Hani duvardan başka bir şey yok önümde. Hayır, harita aşağı yukarı kavramını da şaşırmış. Bazı bölgelerin kendi içinde de alt ve üst katları var ama yok yani, görünen bu yol ne alt katta var ne üst katta. Boydan boya her yer duvar abi. E niye burada bana gidilebilir yol var gibi gösteriyorsun ki? Ve bu oyunda o kadar fazla çıktı ki karşıma, böyle delirdim artık. Gerçekten delirdim ya. Yapacağınız level tasarım
tasarımına mı sokayım, harita dizaynına mı sokayım? Oğlum bu ne ya? Burada yol var gösteriyor. Hani yol? Böyle kafayı yiyorsun. Bir noktadan öbür noktaya mini haritaya bakıp tamam buradan gidilir gibi mantık kurup koşturuyorsun. Hop kocaman bir duvarla karşılaşıyorsun. Cidden o kadar mide bulandırıcı ve aşırı karışık bir tasarıma sahipti ki map dizaynı anlatamam abi. Son olarak fizik detaylarına değinip incelemeyi kapayalım. Fizik motoruna hem bu oyun üzerine hem de gelecek olan Max Payne Remake'in bu oyunun oyun motoruyla geliştireceği için bir nebze de oyun üzerinde değinmek istiyorum. Kontrolde öyle güzel bir fizik motoru var ki abi, vurduğun her farklı obje kendine has ve o kadar gerçekçi parçalanıyor ve dağılıyor ki. Yemin ediyorum gerçekçilik kavramını konu fizik motoru olduğunda iliklerime kadar hissedebildim. Her objenin her santimetre karesi o kadar farklı, o kadar mantıklı etkileşim gösteriyor ki kırılan tahtalar, portreler, yapılar, objeler her şey o kadar güzel bir tepkime giriyor ki. Bu olay Max Payne Remake için beklentimi kat ve kat arttırdı desem yeridir. Umarım oyun motoruna siper alma kavramı da eklenir çünkü Max Payne 1 ve 2'de siper mekaniği yoktu ama başlık remake olunca günümüze ait yenilikler görmek istiyoruz ister istemez. Ha kontrolde günümüze ait bir oyun ama bu oyunda yok işte o mekanik. Max Payne'de umarım bu eksikliği görmeyiz. Bu arada unutmadan Anonymous çeviri ekibine gerçekten teşekkürlerimi iletmem gerekiyor çünkü oyunu Türkçe oynamamı sağladılar. Kendileri gerçekten mükemmel çeviriler yapıyor. Onlarca oyunu Türkçe'ye çevirdiler. Hatta işin tuhaf tarafı içinde altyazı olmayan Assassin's Creed'i bile çevirip altyazı eklediler oyuna. 25,5 liraya aylık abonelik alabiliyorsunuz. Aboneliğiniz bitse bile yamayı silmediğiniz sürece yama hala bilgisayarınızda kalıyor ve gerçekten onlarca oyunu Türkçe olarak oynamanın keyfine erişebiliyorsunuz. Hemen açıklama bölümüne Discord'larının ve sitelerinin linklerini de bırakacağım. Kusura bakmayın uykusuzluktan konuşamıyorum. Hala edit devam ediyor ve bu bölümü atlasaydım çok üzülürdüm çünkü çok kaliteli yamaları var. Görkem abi ve ekibine buradan teşekkür ediyorum. Videoyu sonuna kadar izlediğiniz için sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Beğendiyseniz like ve yorum atıp kanala destek olabilir. Yeni videolardan haberdar olmak için abone olabilirsiniz. Bir de bu arada katıl matıl da alabilirsiniz. Daha güzel katıl şeylerimiz var, seçeneklerimiz var. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.